Herkese merhabalar, Lezzet Sistem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan kışlık, pamuk gibi dana kavurma nasıl yapılır, bütün aşamalarını sizlerle paylaşacağım. İsterseniz hemen yiyebilirsiniz, isterseniz de buzluğunuza kaldırıp daha sonra tüketebilirsiniz. Dilerseniz yapımına geçelim. Kavurmamız için kullanacağım malzemeler, 2 kilo dana kuşbaşım var, yağsız olarak aldım. Yağ olarak dana iç yağı. Ben kıyma olarak çektirmiştim. Dilerseniz tüm olarak alıp doğrayabilirsiniz. İçerisine de kontrollü kaya tuzu. Şimdi kavurmamızın yapımına geçiyoruz. Kavurmamızı şöyle genişçe kalın çelik bir tencerenin içerisinde yapacağım. Ocağımın altını açtım. İlk önce iç yağımızı eritiyoruz. Yağımız güzelce eriyecek. Eridikten sonra üzerinde kıkırdakları olacak. Onları alacağız. Sonrasında kuşbaşı doğramış olduğumuz etlerimizi içerisine ilave edeceğiz. Tencerem ocağımın büyük gözünde orta ateşte bu şekilde karıştırarak yağımızın erimesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yağlar eriyor. Yağımız eridi. Kıkırdakları kaldı. Şimdi bunları kevgir yardımıyla alıyorum. Şöyle kıkırdaklarımızı aldık. Bunu atmıyoruz. Bizim aile bunu yemeyi çok sever. Yağımızın içerisine kuşbaşı doğranmış dana etimizi de alıyoruz. Aşamalı olarak ekliyorum içerisine. Kuşbaşı doğradığımız etleri iki aşamada ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Kızgın yağın içerisine attığım etlerimizi güzelce mühürledik. Şimdi mühürlenen etlerimiz suyunu bıraktılar. Kendi suyunda kapağını kapatacağım. Kavurmamızı kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyorum. Kavurmalarımız yavaş yavaş suyunu çekmeye başlıyor. Yaklaşık yarım saattir bu şekilde kavurmalarımız pişiyor. Şöyle kapağını kapatıyorum. Pişirmeye devam ediyoruz. Tuzunu pişmeye yakın atıyoruz. Eğer tuzunu önceden atarsak etimiz pişmez. Tuzumuzu kontrolle ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi tekrar kapağını kapatacağım. Pişirmeye devam ediyoruz. Eğer etimizi kontrol edersiniz, pişmemişse bu aşamada şöyle yarım çay bardağı kaynamış su ekleyebiliriz. Suyu ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Tekrar bir karıştırıyorum. Kavurmalar pişti. Şimdi tuzunu atıyoruz. Bir yemek kaşığı
kaya tuzu ekliyorum. Tekrar bir karıştırıyorum. Şimdi kapağını kapatacağım. Yaklaşık bir 5 dakika daha tuzunu attıktan sonra kavurmaya devam ediyorum. Kavurmalarımız gördüğünüz gibi arkadaşlar pişti. Gayet yumuşak, lokum gibi oldu. Yumuşacık, pamuk gibi bir kavurma oldu. Şimdi ocağımın altını kapatacağım, soğumaya bırakacağım. Toplamda 1 saatte pişen kavurmamızın bir sonraki aşamasına geçiyoruz. Kavurmamızı şöyle yayvan bir tavanın içerisine alacağım. Daha çabuk soğuması için. Gördüğünüz gibi kışlık lokum gibi kavurmamız hazır. Biraz soğumuş olan kavurmamızı şöyle bir karıştıracağım. Koruyuculuğunu sağlayacak olan yağını şöyle alt üst yapıyorum. Her tarafına gelmesi için. Şöyle bir kalıp kullanacağım. Bunun içerisine alıyorum. İsterseniz bir kavanoza da aktarıp ağzını sıcak olarak kapatabilirsiniz. Bu şekilde vakumlayabilirsiniz. Şöyle üzerine bastırıyorum. Kaşıkla bastırarak yağın yüzeye çıkmasını, etlerinde yağın içerisinde hapsolmasını sağlayacağız ve bu şekilde donduracağız. Yağın içerisinde hapsolan etlerimiz uzun süre dayanıklı oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kışlık kavurmamız hazır. Şimdi buzdolabına kaldıracağım. Bir gün bekleteceğim. Donduktan sonra kalıptan çıkaracağım ve sizlere de göstereceğim. Kavurmamızı buzdolabından çıkardım. Gördüğünüz gibi donmuş. Bir tabağa ters çevireceğim. Kenarlarını kolay bırakması için bir sıcak suyun içerisinde 1 dakika gibi beklettim. Şimdi ters çevireceğim. Kavurmamızı saklamak için buzdolabının alt bölümünde kalıbından çıkarmadan saklayabilirsiniz. İsterseniz de bölerek poşetlere doldurarak buzluğa kaldırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Gördüğünüz gibi kavurmamızın son hali. Kışlık kavurmamızın iç dokusunu da göstermek istiyorum. Şöyle kesiyorum. Gördüğünüz gibi bol yağın içerisinde, kendi iç yağının içerisinde kavurduğumuz lokum gibi kavurmalarımız kış için hazır. İsterseniz hemen yiyebilirsiniz, isterseniz sonrasında tüketebilirsiniz. Yemeklerinizde kullanabilirsiniz, kahvaltılarınızda kullanabilirsiniz. Mutlaka bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.